Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün her zaman olduğu gibi efsane bir içerikle karşınızdayım. Kardeşlerim karşınızda görmüş olduğunuz Hammalife Genji serisi karşınızda. Arkadaşlar Hammalife Genji şöyle söyleyeyim. Genji Hammalife T1 arasında şampiyonluk yarışı sürüyor. Yani bir galibiyet yani şu an bir galibiyet fark var. Hamvalife T1'ın ve Genji'nin bir galibiyet gerisinde. Yani bunu kazanırsa ama Life'da birinciliğe ortak olacak öyle söyleyeyim bu seriyi yenerse. Çok fazla ormancı yasaklandı. Maokai, Vi, Lee yasaklandı. Bakın burada çok önemli bir detay söyleyeceğim. TCL e, videolarında da belki görüyorsunuzdur Elisi videolarında. Kalista, Senna, Varus. Eş bunun yanında biraz var. Bunlar şu an en iyi idiklerler. Kalista, Varus, Senna. Eşi destek oynuyorlar. Ormanda Vi, Maokai çokça tercih ediliyor. Rell de bunun yanına biraz koyabiliriz. Bunlar yasaklıyken bir de Lee Sin yasaklıyken Cenci belki de bu sene ilk defa yapılan bir şey yapıyor. Sejuani ilk seçim alıyor. Sejuani ilk seçim tarzıda peanut varken kesinlikle ve kesinlikle alınabilecek bir tercih. Özellikle de bu kadar ormancı yasaklanmışken. Bir de Peanut'ın iyi oynadığı V-Maukai'yi de aldıkları için, yasakladıkları için harika bir durum oluyor. Bu arada Hanma Life serisinde şöyle adlandırabiliriz aslında. Eski Cenci vs yeni Cenci. Yani Genji tarafı yeni kadrosuyla çok daha güçlü duruyor. E, Hamma Life'da 3 tane cenci oyuncusu, 2 tane de dünya şampiyonu var aslında baktığınız zaman. Gerçekten çok iyi bir kadroları var onların da. Sejuani'ye karşı Tristana ve Zeri tercihleri geliyor. Tristana kör seçim orta koridor. Zeri'yi de kör seçim nişancı alıyorlar. Çünkü nişancı tarafında da çok fazla yasaklanan şampiyon var. Ama Genji tarafı burada ne yapıyor? Hemen bir Lucian Nami'yi patlatıyorlar. Bu eşleşmeyi zaten çokça kez gördük. Lucian Nami vs. Zerilulu. Evet bakalım ikinci seçime yasaklama ekranında. Bu arada Hamma Life tarafında ormancı tercih edilmedi. Bakın bu önemli bir detay. Neden? Çünkü mesela nişancı seçilmese o da bir detaydı. Niye? Çok nişancı ve ormancı yasaklandı. Ne üst koridor ne destek ne mit. Hiçbiri yasaklanmadı. Sadece orman nişancı. Orman nişancıyı bir şekilde almaları lazımdı. Genji bunu yaptı. Ne yaptı? Orman ve nişancıyı cebine attı. Orta koridor alan Hamma orta koridor yasaklayacak. Ormanı alan Cenci de ormanı yasaklayacak. Bu düz mantıktır her zaman bu böyledir. Tristana'ya karşı güçlü bulduk güçlü buldukları orta koridor şampiyonlarını yasaklama başladı Hamma Bir tane Leblanc yasakladılar. Bakalım bir diğer tercihleri ne olacak? Bu arada dördüncü tercihten de bir Ksante gerçekten Hamma için iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü çok iyi iki tane taşıyıcıları var. Yanlarında Lulu'ları var bir de böyle kısante gibi bir tercih gelirse tadından yenmez. Diğer tarafta Ivern saklaması önemli. Neden? Hem Tristan'a hem Zeri'nin olduğu bir yerde yani iki nişancının olduğu bir yerde bir tane daha takımını güçlendiren şampiyona yer vermek istemediler. Bir de Rel yasakladılar. Ya burada Genji tarafı 4 tane ormancı yasaklamış durumda. Ve burada zek gösteriyorlar. Bu zek yanıltmasın sizi. Bu zek esnek bir tercih. Yani ormana da gidebilir. Üst koridora da gidebilir. Bunu hatırlatalım. Aslında Ksante'den daha iyi bir tercihmiş gibi duruyor. Şu anki Hammalife'ın zek tercihi. Tabii ki burada rakip kısante alırsa nasıl bir yola gidecek Hamma Life tarafı onu da bilmiyoruz ama günün sonunda Zek tercihi de fena değil ve bir Talia görüyoruz burada. Rakip de bu kadar deş varken Zeri'de de deş var mantıken baktığınızda. Tristan'a da jump var. Zek de aynı şekilde. Talia hiç fena bir pik, hiç, hiç fena bir tercih değil. Bakalım üst koridora ne tercih edecek Cenci? Bu arada Sejuani de çok 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 düşük bir ihtimal üst koridor olma ihtimali var böyle durumlarda. Ama Burada Jax'ı tercih ediyorlar. Bu Jax bu arada burada kör Jax olarak tercih edebiliriz, düşünebiliriz. Neden? Rakip takımda esnek bir şampiyon varsa sen kör bir şampiyon almış oluyorsun. Neden? Şu an adam istediği gibi Zek'i ormana gönderip üst koridora X bir şampiyon alabilir. Mesela burada Rumble açık atıyorum. Rumble alabilir gibisinden sö e söylemiştim ama Xante'yi tercih ettiler. Şimdi buradan Peanut'a bir Zek gitti. İki tane tank, bir tane takım arkadaşlarını güçlendiren, taşıyıcılarını güçlendiren bir Lulu tercihi. Bakalım. Bu seçime saklama nasıl olacak? Bu arada Jack Sejuani'yi de gerçekten çok fazla görmüşsünüzdür. Yani sadece bu dönem değil. Çok önceden de çok fazla oynanan bir tercih. Ve seçime saklama bu şekilde. Geçelim maçımıza. Hepinize iyi seyirler. Kardeşlerim buraya kadar izlemişsin. Bir beğeni, Gözünü seveyim. <laughs> evet şöyle rünleri görüyoruz oyuncuların. Şunu da söyleyelim. Bilmeyenler elbet vardır. Bu arada Zeka direkt olarak atladı. Dünya şampiyonu Hummelife'de iki tane var derken Zeka'yı zaten biliyorsunuz yakın dönem Viper'da bir önceki dönem Viper'da EDG ile beraber dünya şampiyonu oldu. Onu da hatırlatmış olalım. Şunu normale çekelim. Şimdi üst koridorda Jackson zaten E yeteneğinin birinci seviyedeki gücünden kaynaklı. Gerçekten üst koridorda bir üstünlüğü olacaktır Jackson. Bunu söyleyelim ama herhangi bir şekilde Kısante böyle bir tık iyi oynadığında ya da işte Jackson kötü oyunu ya da Kısante'nin bir tık öne geçmesinden kaynaklı inanılmaz kötü bir koridorda geçebiliriz. üst koridorda. Bunun aynısını biz nerede yaşadık? Misa maçında yaşadık. Misa Süperması benim e, takımım Misa bilmeyenler için yine de duyurmuş olalım. Benim takım derken yayıncısı olduğum takım. Orada Armut Kısante oynuyordu. Bizim üst koridorumuz Lıma Jax oynuyordu. Gerçekten Kısante öne geçtiğinde acayip sıkıntılı bir maç geçirmiştik. Zaten maçı da kaybetmiştik. Şimdi ormanda bu arada Zek'e karşı Sejuani iyi bir tercihtir her zaman. Sebebi de şu arkadaşlar. Zek içeriye atlamak istediği zamanlarda Sejuani Q yeteneğiyle o içeriye atlamasını bozabiliyor. Bu sebepten kaynaklı da e, koridorda daha güçlü. Koridorda diyorum yani oyun içinde daha güçlü olabiliyor. Burada yalnız Zek'ten bir baskın. Paze E yeteneğini kullandı minyon kaçırmamak için. Peanut da hemen oraya atladı. Bu arada mavi güçlendirmeyi alıp alt koridora baskın yaptı. Burada Paze sıçrasını da kötü attı ve... Burada skoru veriyor. Tamamen bireysel bir hata geldi Peyz'den ve çok ya bana sorarsanız yani nasıl söyleyeyim garip bir hata. Bu arada burada aslında yine Pinat'tan çok güzel bir hareket gelmiş şu an fark ettim. Buradaki kuşlara baktığınızda rakip Pinat'ın kuşları öldürdüğünü gördüğü için Pace ulan bu adam alt koridora gelmez zaten. Üst koridor ormanı dönüyor. Vibe'ı yaratmış ama buradaki totemde gözüktükten sonra Peanut alt koridora indiği için böylelikle inanılmaz güzel bir baskın atmış oldu. Rakibini işte kafasını acayip kurcalamış oldu. Peanut'ın oyunda belki de League of Legends'ta en iyi yaptığı şey arkadaşlar direkt olarak bu. Her baskını bir diğerinden farklı gir. Gerçekten Peanut bu şekilde oynuyor. Yalnız Peanut burada kırmızı güçlendirmesini almaya geldi ama Jax artı Sejuani olduğu için burada Zek ve Kısante ile kapışmak mümkün değil. Chovy'den direkt olarak net bir sıçra geldi. Peanut şimdi rakibin ormanına girmeye çalışacaktır ama o ormana girdiği zaman hiçbir şey bulamayacak. Asıl sıkıntı burada. Şimdi kuşlar tekrar çıktı ve kuşları tekrardan alıyor Sejani. Bu da Sejani bayağı bir öne geçirecek. Bunu hatırlatmak isterim. Ama alt koridorda biraz dikkatli olması gerekiyor cenci tarafının. Çünkü Lucian'ın sıçrası yok derken Lehends burada kayacıllara gidiyor. Aslında Lehends kendisi de değil. Burada kanyondan da bir yardım almıştır. O ufaklıkları kim alacak bakalım? O ufaklıklar önemli derken burada Paze W yeteniyle 70 altını cebine atıyor. Bir büyük minyon diyebiliriz. Ee, burada da Zeke tüm kampı aldıttırmadılar. İşte takım arkadaşlarınızla konuşarak oynamanın ya da takım oyunu oynamanın farklılıklarını buradan görüyorsunuz aslında. Burada kanyon neden alt koridor ormanına geliyor acaba ben onu merak etmiyor değilim. Rakibin ormanına girmek isteyecektir diye düşünüyorum ben. Yalnız burada keyin düşecek mi derken oradan çıkmayı başarıyor. Bu arada Genji'nin bu yeni kadrosunu ben çok sevmemin en büyük sebeplerinden bir tanesi ben Dora'nın oynayışını çok beğenmiyordum. Tabii ki bazı dönemler çok iyi oynuyor ama genel olarak performansını çok beğenmiyordum. Aynı şekilde Peanut çok iyi bir oyuncu. Evet ama bir kanyon değil benim gözümde. Bu böyle. Mesela Delight da bir Keria değil, Lehent değil gibi düşünebilirsiniz. Bu arada Kanyon rakibin ormanına girdi ama kendi alt koridorundan çok büyük bir yardım alamadı. Aynı zamanda orta koridordan da Taliyah'ın manasına baktığımız zaman Taliyah'ın manası yok. Tristan oraya hareketlenebilir. O yüzden de buradaki olayı iptal ettiler aslına bakarsanız. Baskını zaten gördük geçelim. Pinattan bir baskın denemesi daha. Bakalım burada ay Lance'i bir yakalasa kafa kafaya tokuşturup orada Lance'in ya şifasını ya sıçrasını alacaklardı. Pinattan bir baskın denemesi daha. Aslında bahsettiğimiz olaylar burada geçerliliğini sürdürüyor. Az önce de Kanyon'un ormana girip vazgeçmesinin sebebi Zeka'nın orta koridordaki Tristanasıydı diyebiliriz. Şimdi Kinyus koridorda ufak ufak takaslar yapmaya devam ediyor. Aslında minyon dalgası da bayağı büyük. Oraya belki bir şeyler yapılabilir diyeceğim ama burada e, Hamma Life tarafı ejderi alırken Genji tarafı da tam tersinde kurtçukları alıyor. Ben bu kurçukları gerçekten yani oyuna geldiğinden beri çok beğenemedim. Neden? Tekli derecede özellikle ormancılarım hep kurçukları almak için canını veriyor veya işte baskın atmayıp kurçuk alıyor bir şeyler yapıyor rakip o sırada yok ediyor oyunu. Biz kurçuk aldığımızda kalıyoruz ve oyunda hiçbir işe de yaramıyor genel olarak yani. Tabii ki yarıyor. Hani hiçbir işe yaramıyor diyemezsin. Ama hani hayati bir değer değil. Mesela baskın atmak bence o an pozisyon varsa baskın atmayı öne almanız daha değerli bence. Burada kamyon kuşları tekrardan almaya gidiyor. Niye? Çünkü onun time'ı var. Yani Sejani onun ne zaman çıkacağını biliyor. O yüzden de bunu rahatlıkla yapıyor ve bir daha çaldı. Yani şu an ormanda çok büyük bir üstünlük var. 35'e 58. Sejani şu an kendi üst koridoru kadar farma yapmış durumda. Bu da aslında kendisinin ne kadar önde olduğunu gösteriyor. Burada rakip de 58 yapmış olsa önde olamaz tabii ki ama Zek'ten alıp kendi cebine koyduğu için biz bunu üstün kabul edebiliyoruz. Şimdi oyunda şöyle koridorlara baktığımızda Lushan'la mı koridorda üstün çıkması gerekir vesaire düşüncelere kapılıyoruz ama Lulu Zeri asla kötü bir koridor değil. Hatta Lulu Lushan'lı koridorları genelde counterlayan, karşı tercihi olan bir tercih. Niye? Çünkü Lucian öne atıldığında onu hemen polimorp yapıp bir şekilde Lucian'ı kötü pozisyonda bırakabiliyor. Üst koridora bir baskın geldi. Burada sıçrası yok Santen'in Ve koridor Jax'a doğru geliyor. Sejuani Jax'la beraber de bunu öldürmeleri gayet kolay olacaktır. Sejuani arka taraftan çıkıyor. Ve kitle kontrol zinciri. Çok basit bir skor. Kanyon'dan harika oyun. Burada Kanyon'dan kesinlikle harika bir baskın. Etli üstlüğe karışmadan. Bak bir baskının güzel olduğunu kanıtlayan şey nedir biliyor musun? Yani mükemmel olduğunu kanıtlayan şey. Söyleyeyim mi size? Bir, rakibin o sırada engage at. Mesela il o minyon kesmek için E yeteneği attı ya. Orası mükemmel baskı. Niye? Rakip hiç farkında değil. Burada şu an Canyon bu baskını atıyor. Baksana Doran'a. Ne kadar rahat oynuyor. Rakip rahat oynuyorsa senin baskının güzeldir kardeşim. He. Abi benim rakibim hep rahat oynuyor ama biz adamı 10 kere kesiyoruz. O da o adamın en aileyi. Ona edecek bir şey yok. Ve bana sorarsanız Cenci tarafı üst koridordan istediği avantajı kısmi anlamda almış durumda. E zaten eşyalar alındıkça Jax çok garip bir şampiyona dönüşüyor. Ben burada Hamvalife Life tarafından bir Jax saklamasını beklerdim açıkçası. Bunun da sebebini söyleyeyim mi sizlere? Oo yalnız Kısante direkt olarak ultisini kullandığı skor gelecek mi ki yine? Ay son anda orada King kaçmayı başarıyor ama çok büyük bir minyon dalgası var. Burada King'den çok kötü bir oyun gördük az görmüşüz aslında. Yalnız E yeteneğini biraz kötü kullanmış gibi King. Doran hayaletiyle beraber kovalamaya devam ediyor. Burada sıçrasını da aldı Doran. Doran'dan harika bir oyun. Bir can. Bir canla düşmedi. Burada plakayı da alıyor. Burada Keen'den kesinlikle çok kötü oyun. Sebebi de şu o kadar büyük bir minyon dalgası varken maalesef ki sen o takası yapamazsın kardeşim derken burada kanyon arka taraflara girmiş. Lulu'yu yakalıyorlar. Lulu'ya Taliyah'la beraber tekini e attılar ve Viper'ı kulenin altından ittirmeyi başarıyorlar ve bu da ne demek oluyor arkadaşlar? Gördüğünüz gibi bu arada Nami Bubble'ını Q yeteneğini Taliyah'a attı. Hız kazandırmak için. Burada sonuç olarak Ziri minyon kaybetti. Lucian plaka aldı ve şu an Cenci tarafı derken Peanut'ı yakalamayı başarıyor. Sıçrası var ama Peanut onu atmadı. Lucian hemen ultisini kullanıyor ve burada Peanut düşecek ve pasifi de gitti. Aaa Sejuani'nin Bami'nin gözüne kaldı skor. Ama hiç sorun değil yani. Tabii ki Lucian'a kalsa her zaman şeydir. Bu arada Chovy'nin de 3000. asistini burada kutlamış oluyoruz. Burada üst koridorda Doran'dan kesinlikle ve kesinlikle harika bir anlık cezalandırma diyelim biz buna. Keen de cezalandırılmak için elinden geleni yapmış. Orası ayrı konu. Şu an bir problem var üst koridorda. Bu problem ne? Jackson üzerinde eşya tamamlanmış eşya yok ve Kısante'de tamamlanmış bir eşya var. Bu da oyunun şu aşamasında Jax'ı biraz geriye düşüren bir hamle. Jackson eşyayı beklemesi gerekiyor kesinlikle. Ama Cenci tarafı da bakın üst koridorda bir hamle olduğunda hemen alt koridora tam tersini yapıyorlar. Bu arada Sejani donmuş yüreğini bitmiş. Daha dakika 11. Bami'nin közü de var. Sejani inanılmaz önde şu an. Herhangi bir şekilde Tristan'a da Zeri'nin de onu öldürebileceğini şu an sanmıyorum gerçekten. Ben şundan bahsediyordum son. Şurayı geçelim. Bu arada Sejan yine alt koridora gelmiş. Burada Lucian'a plakaları veriyorlar. Taliyah da o tarafa doğru hareketlenmiş. Yalnız burada Chovy ne var ya bir otomatik saldırı daha yese hem E'nin hasarı artacaktı. Hem de orada e, otomatik saldırı crit falan çıksa Chovy düşebilirdi. Güzel sıçra kullanımı bence Chovy'den. Şundan bahsediyordum. Jax yasaklanmalıydı bence. Neden? Çünkü rakipte iki tane net nişancı var. Şimdi bu nişancılar tabii ki Tristana olması vesaire olması geç oyunda her türlü güçlenmesi demek ama zeri falan. Günün sonunda Jax'ın E yeteneği bu konudaki çok güçlü bir yetenek. Ve otomatik saldırılarla seni öldüren bir rakibe karşı harika ötesi bir yetenek. Yalnız burada hala eşyası bitmeyen bir Keen var. Ultisini kullandı burada Doran. Yani rakibi geç kulenin altına götürse bile kardı. Çünkü minyon kaybedecekti ama istediğini tam anlamıyla burada gerçekleştiremiyor. Doran ya Doran'a da ufak kötü dedik adam gerçekten maçı iyi bir noktaya getirmeyi başardı bence Viper'da aldığı bir skordan sonra alt koridorda plakaları da alıyor Lucian gibi burada bir plaka daha alsa çok iyi olurdu ama orada bakın Lucian'ın oynayacağı agresif bir oyundan dolayı sıçrası da olmadığı için oradaki 10 canlı plakadan bile vazgeçiyor Viper'ın burada güzel oyunu var bir alt koridor kule altı görüyoruz burada Viper'dan da son saniye bekletip güzel bir sıçra gelmiş Evet şu an Jax eşyasını bitirdi arkadaşlar. Bu arada plakalara baktığımızda Lucian bir tık daha Zeri'ye göre çok altın almış ama Kısante bu sefer daha fazla altın kazanan taraf. Şunu söyleyebilirim Jax eşyasını bitti ama günün sonunda öyle çok önde olmadığı için Doran hala eşyalarını çantasına eklemeye devam ettiği için şu an Kısante'yi net şekilde yener diyemeyiz. Çünkü Jax'ta Lethal tempo rünü de yok şu an. Ayağa çabukla girdiği için hani Kısante'yi direkt yener diyemeyiz açıkçası. Burada Talia Kısante'ye karşı gitmiş. Jax Tristana'ya burada bence Cenci için kesinlikle güzel bir hamle. Ee, günün sonunda Tristana'nın Jax öldürme ihtimali çok fazla yok sanki. Yalnız Keane üzerine atlıyor. Burada tamamen kuleyi vermemek için ya da geç vermek için elinden gelen her şeyi yapıyor resmen. Orta koridor kulesi gitti bu süreçte. Neden gitti? Çünkü Peanut alt koridora doğru yöneldi ve kendini gösterdi. Bunu gösterince de Kanyon agresif oynayıp orta koridor kulesini aldırıp sonrasında alt koridora rotasyon yaptıkları için alt koridor kulesini de vermediler. Burada Cenci'den yine çok iyi oyun. Hatta ve hatta Sejani'nin gücünü bu konuda kullandıkları için alt koridor kulesini de Cenci tarafı almış oluyor. Kesinlikle Cenci'den güzel bir oyun. Talia olabildiğince takım arkadaşlarını yakın oynamaya çalışıyor ama bu süreçte Kısante üst koridoru ittirmeye devam ediyor. Chovy orta koridora gelip üsse döndü gördüğünüz gibi. Burada da üst koridora tekrardan rotasyonunu yapacaktır. Kısante de minyon kaçırtmaya çalışıyor olabildiğince Talia'ya. Çünkü Talia'yı yakalarsa eğer öldürme potansiyeli çok yüksek. Ama Chovy de çok tecrübeli bir oyuncu olduğu için rakibin çalı da onu beklediğini düşündüğü için öyle davrandığı için otomatikmen üstüne dönüp eşyasını alıp hayatına devam etti ve bir tane de maskesini ekledi. Büyük bir ihtimalle Talyahtan da bir Liandri göreceğiz. Şu an mana konusunda Seraf'ın şefkatinde bitti. Hani mana konusunda hiçbir problemi yok rahat rahat oynuyor derken burada Chovy'yi yakalamayı başaran bir Doran var. Bakalım yok istediğini burada alamadı çünkü sürat coşkusu var Talyahta. Talyahta geri hasarını vurmayı başarıyor. Şimdi 30 saniye sonra ejder var. Bu ejderde neler olacak? Öncelikle Lucian'ın ikinci eşyası bitecek mi? Burada işte Sejani ne yapacak eşya olarak? Üste dönecek mi? Ben sanmıyorum taraflar üste dönmeyecektir. Hatta belki de Kısante'ye burada üst koridor kulesini aldıracaklar. Ejder'i bırakacaklar. Neden? Çünkü Zek üst koridor ormanında olduğu için yani buradaki görüş için herhangi bir hamle yapıyormuş gibi durmuyor Hummelife tarafı. Kısante burada üst koridor kulesini zaten aldı. Yalnız burada Jax Tristana'nın üzerine atladı. Arka taraftan Kanyon geldi. Çok güzel bir ulti Kanyon'da. Orada Zeka'nın W atacağı yere Sejuani'den harika bir ulti. Ve burada Kısante ikinci kuleyi korumak adına bir ışınlan atıyor. Bakalım koruyabilecek mi? Asıl oluyor. Çünkü arka taraftan gelen bir Paze var. Hem ışınlanı gitti Dora'nın hem de ikinci kuleyi kaybettiler. Bu bence çok kötü bir durum. Çünkü ikinci kuleyi kaybetmek hem görüş anlamında hem de altın anlamında rakibe çok büyük bir avantaj vermek demek. Ee, bakalım burada ejder avantajı ne olacak şimdi. Asıl konumuz aslında o. Tristana'nın ışınlanı var. Tristana ışınlanı da buraya her türlü gelecektir. Burada Jackson ışınlanı yok. Onu hatırlatalım. Çok iyi yakalamışlar burada ama tabii ki orada bir şey olmuyor. Ve burada ejderi Cenci tarafı Tristana ışınlan atana kadar almayı başarıyorlar. Taliyah en kötü ultisiyle buraya katılacaktır. E, bir şeyler denedi yalnız. Sejani'ye güzel bir ulti geldi Kısanti'den. Sıçrası olduğunu unutmayalım Kanyon'un. Sıçrasını atıyor ama 5 kişinin içinde kaldığınız zaman da maalesef yeterli olmuyor dayanmak için. Yalnız burada Jax'tan çok iyi kitle kontrol. Doran düşecek mi bakalım. Doran'ın bir canı var. Tutuştura düşmedi orada. Son anda kalkan geldi Doran'a. Lulu'yu da kovalıyorlar. Lulu da sıçra attı ve kimse düşmedi ama Life tarafından. Harika bir oyun. Şimdi insanların tank kavramına yani izlerken abi Sejani hani tanktı diyenler olacaktır bunu izlerken. Arkadaşlar Sejuani tank ama 5 kişiyi profesyonel arenada hiç kimse tanklayamaz. Hani tanklarsın nasıl tanklarsın? Hani altın olarak 15 bin 20 bin öne geçmişsindir. Üstünlüğün çoğu da tanktadır. O zaman eyvallah. Ama şu an bu profesyonel maçta öyle inanılmaz üstünlükler yok. Ve şu an baktık bakın izleyin. Sejuani ulti atıyor. 5 kişinin içerisinde kalıyor. Şu an 5 kişi de ona vuruyor. Yani aslında Normalde takım savaşında Sejuani'ye 5 kişinin de aynı anda vurması çok ihtimal söz konusu değil. Niye? Çünkü bir geri çıkıyor, bir Jax giriyor. Jax'a da vuracak adam bir otomatik saldırı. O sırada Lucian pozisyona giriyor, ona vuruyor falan. Anladınız mı? Böyle bir senaryo olduğu için genelde tanklar daha çok dayanıyor diye düşünebilirsiniz. Burada Sejuani'nin en büyük ölme sebeplerinden bir tanesi aslında bu diyebiliriz. Yani tabii hala tank. Onu unutmayalım. Sonuçta bak rakipte de, de mesela ya altın farkına bak. 2000 altın fark var abi. 2006'dan ne olur Allah aşkına 2006'da kim maç kazanmış da kazanacak? Ee, tabii ki bu takımlar için yine 2006 fena bir fark değil. Onu da söyleyelim. Ama maç kazandıran fark 2006'lık fark değil. Burada Cenci de kuleyi almayı başarıyor. Çovi'den hemen orta koridora bir ışından buradaki kuleyi vermek istemiyorlar çünkü. Burası önemli yani kuleler için ışından atmak kesinlikle değerli. Kuleyi bir skor gibi düşünün. Siz skor almak için ışından atar mısınız? Bence atarsınız. O tip var sende. Işınlan atıyorsan skor vermemek için de ışından atman lazım. Düz mantık. O yüzden de ışınlanını burada çobuk kullanıyor ki kule bir skordan çok daha fazlası ediyor. Özellikle orta koridor ilk kulesi ya da orta koridor herhangi bir kulesi diyelim. Bence orta koridorun en kötü yönü yani inhibitor. Inhibitor'u orta koridordan açmak istemem ben mesela. Ama diğer her şey orta koridor kulesi özellikle 1 ve 2 çok değerli. Inhibitor kulesi de çok değerli olmayabilir. Ama birinci ve ikinci kuleler çok değerli. Ben inhibitor mesela orta koridor kulesinin inhibitorunu açmayı çok sevmiyorum. Çünkü her türlü adam orayı bir şekilde puşlayabiliyor, ittirebiliyor. Hep orta koridorda dönüyor oyun zaten. O yüzden şey ama alt koridoru aldığınız zaman bir şekilde rakip oraya gitmek zorunda. Sen de baronda play yapabiliyorsun yani hamle yapabiliyorsun. Çok daha değerli oluyor diyebiliriz. Şimdi Randuin'ini de aldı Sejani. Bahsettiğimiz olay sağ takıma baktığımızda hasar odaklı iki tane şampiyonları var. Bu Tristana ve Zeri. O yüzden de Randuin burada alınmayacaksa nerede alınacak diye sorarlar adama. 1 dakika 55 saniye sonra bir ejder daha çıkıyor. Şu an Genji oyun içerisinde daha avantajlı olduğu için aldıkları hack, her hextech ejderi için Ekstra öne geçmiş oluyorlar aslında mantıken düşündüğünüz zaman. Hexte ejderi gerçekten bu konuda güçlü bir ejder. Bunun için aynısı Alev için de geçerli. İlk iki ejderi rakip alır bir şekilde aldı diyelim. Sonra Alev ruhu çıktı. Alev ruhundaki ejderleri sen bir biriktirmeye başlıyorsun. Acayip bir boyuta geliyor oyun. Mesela şu an sağ taraf için düşünün. Sağ tarafta Zek ve Kısante var. Zek Kısante'nin olduğu maçta düşünsenize 4 tane veya 3 tane daha ejderini aldınız. Ya oradaki ekstra zırh büyü direnciyle falan harbiden ölümsüz bir hale geliyor. Oradaki o detaylar bile oyuna etki ediyor. Bundan emin olabilirsiniz. O ormancılar tarafında kırmızı güçlendirmeler takaslanıyor. Bu arada ormandaki fark artık azalmaya başladı. Çünkü artık hafif hafif koridor oyuncuları da farmları almaya başladığı için hani ormandaki o fark e bir de tank eşleşme olduğu için bu hani oradaki farkı sürekli artırıp gidemiyorsun ama sen Nidalee ile ama sen Lee Sin ile işte ormanı çok hızlı dönen bir taşıyıcı şampiyonla yapsam bunu mesela Brentle falan öne geçsen hep üstünlük, hep üstünlük olmuş oluyor. Ama burada o üstünlük bir şekilde duracaktır. Yani ufak eşyaların farklılıkları çok da bir şey ifade etmiyor bu tarz durumlarda. Dominik'e doğru ilerliyor Lucian. Üçüncü eşya Dominik. Neden? Çünkü karşıda iki tane çok tank şampiyonlar var. Buradaki Dominik tercihi kesinlikle iyi. Taliyah'taki Liandry tercihi kesinlikle bence iyi. Yani eşyalar olarak işte LCK'yi örnek alabiliriz diye düşünüyorum. LCK tarafında genelde yanlış eşya ya da böyle tartışmalı eşya bile çok fazla olmuyor. Bir dönem çok fazla Morello tartışması oluyordu. LS'in önderliğinde. Ya bu insanlar niye Morello'ya bu kadar para veriyor? Hiçbir boka da yaramıyor gibi düşüncelere sahip oluyordu insanlar. Ama Morello da çok alınmadığı için artık öyle bir tartışma çok da olmuyor. Yalnız Kısante Lucian eşleşmesi var yan tarafta. Kısante'nin canını bayağı bir azalttılar. Yani bayağı bir dediğim %70'e 65'e düşürdüler. Bu da önemli. Arka taraftan çok ultisini kullanıp haritayı daha doğrusu Ejder Savaşı'nı ikiye böldü. Burada Çarp Savaşı'nda 25 can da Kanyon atıyor. Orada Pinat düşecek mi? Pinat bir canla kaçmayı başarıyor. Jax içeri girecek mi? Bakalım. Kısante'ye Lulu ultisi geldi. Ksante içeri ultisiyle geçti ama çok saçma bir hamle bence. Tristan olan harika bir W. Orada Taliyah'ın W'sunu ya da Nami'nin Q'sunu yemiş olsa Zeka'da düşecekti. Ve Zeka'nın düşmesi belki Baron olacaktı. Hatta belki şu an bile Baron'a girebilirler. Orası ayrı konu. Zeka üstüne döndü. Işınlanıyla buraya gelecektir derken üst koridora hemen ışınlanını attı. Ee, üst koridor ormanına giriyorlar Peanut yalnız ışınlanarak geldi oraya Peanut bir daha düştü Peanut bir kere daha düşecek büyük bir ihtimalle Aynen öyle oluyor ve Peanut Bir kere daha dedim Peanut ölmedi özür dilerim Az önce ölen Doran'dı ve burada Peanut'ı öldürmeyi başarıyorlar Peanut'tan biraz Düşüncesizce bir hamle ve burada kalan üyelere baktığımız zaman Baron'da hamle yapabilecek oyuncular yok. Baron'da hamle yapabilecek oyuncular genelde Ezreal'lar, Jayce'ler veya bir Orman'cın varsa bir takım arkadaşların Zerilulu Tristan'a Tristana'yla maalesef Orman'da hiçbir şey hani bu Baron'da hiçbir şey yapabilecekmişsin gibi gelmiyor bana. Tristana vurmaya devam ediyor. Hiç önemli değil 1-2 skor vermeleri. Önemli olan Baron'u almaları. Burada kanyonun Smite'i yok bu arada Smite olmamasına rağmen. Burada almayı başarıyorlar ve Taliyah inanılmaz hasarlar vuruyor oraya. Arka taraftan Ksante bir şeyler yapmaya çalışıyor. peyzin manası yok onu hatırlatalım. Taliyah, çovi olabildiğince hasar vuruyor orada Doran'a. Doran şimdi W'sunu içeriye kullandık. Ksante'den güzel bir şey, Nami'den harika bir ulti geldi orada. törnediler rakibe. Yani döndüler. Hani şey gibi oldu, seni birisi rahatsız eder ya omzuna vurur falan böyle sürekli. En sonunda yeter lan dersin bir tane çakarsın ya. Aynı öyle yaptı Cenci tarafı. Burada 25 canı görelim arkadaşlar. 25 can. Bak şimdi. Ben 20 aynen 29 ya da 25 can gördük orada. Mesela orada Baron da hamle yapabilecek bir nişancı da işte mesela Catelyn de yapabilir benzer şekilde. Kaysa mesela ile yetenek gücüyse acayip hasarlar vurabiliyor. Ama Tristan, Azeri, Lulu üçlüsü bunlardan bir tanesi değildi ve zaten sonuçlarını da görmüş olduk orada. Evet üst koridor ikinci kulesine oynuyor Cenci tarafı ama bu süreçte orta koridorda da Jax kuleyi almaya başlamış. Kuleye doğru vuruyor mu derken bıraktı minyonları beklemiş orada. Şimdi vurmaya başladı ve buradaki kuleye maalesef rakip takımın yapabileceği hiçbir şey yok. Pace de olabildiğince darlamaya çalışıyor gördüğünüz gibi. Ve burada Keane sadece minyonlara buff verip S'ye basıp duruyor orada gördüğünüz gibi. Çünkü üst koridor ikinci kulesi önemli. Orada bir baskı yaratıyor Keane. Ee, rahatlıkla. Chovy de ormanın ortasında duruyor. Çünkü herhangi bir şekilde bir olay olduğunda ultiyle rahatlıkla hareketlenebilecek. Şimdi orta koridora dönüyorlar. E, ee, oynayacaklar mı? Bundan emin değilim açıkçası. Uf Zek'e bayağı hasar vuruyor bu arada. Şu an hani e, Zek'te zırh olarak hiçbir şey yok. Yani Lucian o yüzden acayip vuruyor. Hiçbir şey yok derken gün ateşi var ama o orada Zeri yakalandı. Canını azaltsalar okey bu arada zırh yok derken hani var ama oradaki o gün ateşinden gelen zırh Peanut'ı kurtarmaz. Gerçekten kurtarmaz ve rakipte Dominik falan var. Talyahı var vesairesi var. Gördüğünüz gibi sadece hani büyü direnci ayakkabısı almış. Sadece gün ateşinin zırhı var. Bu da maalesef Lucian'ı tanklamaya bu dakikalarda maalesef yeterli olmuyor. Özellikle Lucian'da bu eşyalar varsa. Ve bir anda oyun öyle bir açıldı ki Baron güçlendirmesinden sonra 10.000 altına geldi arkadaşlar oyun. Gördüğünüz gibi o oh, Zeka içeriye atladı Lucian'a ama oradan da bir şey çıkmadı. Keen sıçrasını kullanıp oradan çıkmayı başarıyor. Q'sunu da attı ve hayatını devam ediyor. Bakın iki bir alındı. Hemen üstüne dönüyorlar derken Doran ne yapıyor? Doran ne yapıyor? İki inhibitor alındı. Hemen bir sonraki hedef ne? Alt koridor inhibitor arkadaşlar. Üste dönelim. Ejder de var zaten. Gerekirse Taliyah gerekirse Jax. Alt koridora gerekirse ışından atar. Hayatlarına devam ederler. Bu arada Taliyah zonya mı alıyor acaba diyecektim ki. Macbert şey aldı. Evet burada geçerken 3. Hextek Ejder'ini de Genji'yi almayı başaracak. Şu an acayip dominant bir performans. Ya yani dominant derken... Kore ligine göre bu dominant performans. Yani size göre o uçtu, kaçtı, kesti, öldürdü falan yok. Daha stabil bir oyun izliyoruz. Ve buna nazaran çok e, dominant bir oyuncu rakibe aslında şans vermeyen. Mesela erken oyunda birebir skor, skor Doran. Doran aldı, bir skor oraya gitti. Pays'in çok büyük bir hatası vardı, oraya gitti. Bir tanesinde de Canyon. Çok kötü yakalandı Kısante ult ile 5 kişinin içine girilmiş oldu. Orada öldü. 3 skorda böyle verildi. Bak aslında Hanma Life'ın hiç iyi oyunu yok. Bak Peanut'ın attığı baskın iyi mi? Tabii ki iyi. Ama Pace orada E yeteneğini kullanmamış olsa öyle bir şey gerçekleşmemiş olacak. Demek istediğimi umarım anlamışsınızdır. Hep rakibin bir hatasıyla Hummalife bir şey yapmış bu dakikaya kadar. Yalnız Viper yok ediyor. Tristana ultisi orada çok kötü geldi. Resmen rakibi kaçırdı orada. Tristana'dan yine güzel bir W. Arka taraftan Chovy geliyor. İşte bahsettiğim o Jax E yeteneği ve burayı yok ediyor. Chovy orada Taliyah'la beraber Lulu skorunda alıyor. İşte bahsettiğimiz Jax A yeteneği. Orada bence Zekadan kötü bir ulti geldi. Belki Viper orayı toplayabilirdi ama maalesef istedikleri gibi savaş gitmedi ve Cenci tarafı skorları almayı başardı ve burada maçı bitirecekler. Lütfen bahsettiğim şeye dikkat edin. Tabii ki de Hammalife'ın attığı baskın, tabii ki Doran'ın aldığı skor, yakalaması Sejani iyi oyunlar ama günün sonunda rakibin yaptığı hatayı sen iyi değerlendirdiğin için iyi oynamış oluyorsun. Genji net neredeyse hatasız bireysel anlamdaki hatalar dışında hatasız bir maç. 1-0 öne geçmeyi başarıyor. Bakalım ikinci maçta ne olacak? Peanut'ın da morali bozuk gördüğünüz gibi geçelim ikinci maça. Evet arkadaşlar geldik ikinci maçla karşınızdayız. Bu sefer yine mavi taraf Cenci. Bu sefer Sejuani'yi tercih etmiyorlar. Neden? Çünkü Kalista açık. Kalista açık olunca Cenci direkt Kalista'yı alıyor. Bu sefer Ham şunu diyor büyük bir ihtimalle. Abi rakip ilk seçimden Sejuani aldığı zaman biz bir şey yapamıyoruz. O yüzden de bir tane daha OP pick açık bırakmamız lazım. Kalista. Kalista'yı açık bırakırken bari yanına Renata'yı yasaklayalım gibi bir düşünce de mevcut. Böyle olunca da Lee'sini de yasaklamışlar bu arada. Kalista'yı ilk seçim alınca Cenci bu sefer Sejani'yi rakip takım alıyor Zayah'la beraber. Zayah'ı rakip takım alınca ulan bu Zayah'ın yanına Rakan alırlar büyük bir ihtimalle. E Alistar alırlarsa da bize karşı sıkıntı olabilir. Biz en iyisi Alistar'ımızı alalım. Hayatımıza devam edelim mantığı var. Şimdi burada Alistar alıyorlar ve Lee'sini alıyorlar. Sonra Rakan tercih geliyor. Burada mesela Rakan almayıp Saylas alabilirler. Onu diyenleriniz duyuyorum. Ama Rakan yasaklanacak bu sefer. Alt koridorda koridor aşamasında problem yaşanabilir. Bu bir. İkincisi Saylas öyle sadece Alistar olduğu zaman alınacak da bir şampiyon değil. Eğer ki orta koridora eşleşmeniz çok kötü geçerse Sylas'la maalesef oyun içerisinde çok bir şey yapamayabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Çünkü normalde Zeka gerçekten inanılmaz iyi bir Sylas oyuncusu. Hani Zeka almadıysa vardır bir bildiği diyoruz böyle durumlarda. Bir diğer konu Kalista'ya karşı Sylas oynamak o kadar iyi bir şey değil. Çok kayıtlıyor. İkinci seçim. İkinci seçim yasaklamada da şöyle bir şey oldu. Sejani'yi alan Anvalayf'a e karşı... Orada Genji'ni yasakladığı iki tane şampiyon var. Jax ve Irelia. Yani aslında burada Jax'ın güçlü olduğunun Genji baya tarafı baya bir farkında. Üstüne bir de Irelia yasaklıyorlar. Hani ne olur ne olmaz. Orta koridorda Zeka çünkü bu tarz nedir bilmem nedir çok oynuyor. Sejani ile beraber çok oynadılar. O da bir artı ve Talia burada tercih olarak geldi. Dipnot, Orianna'lar, Hazırlar açıkken insanlar bunu alıyor ve ilk defa arkadaşlar Ahri seçiliyor LCK 2024 yılında. Onu da hatırlatalım. Neden Irelia saklandığını saklandığında az çok burada görüyoruz? Irelia'ya karşı çünkü Jayce o kadar da iyi değil. Irelia biraz counterlayabiliyor ve burada kör bir Jayce tercihi geliyor. Jayce e karşı burada tabii ki sizin düşüncenize göre Konuşamadım. Sizin düşüncelerinize göre mal Malphite'lar vesaireler çıkabilir. Ama emin olun Koreli bir Yüzde %100 emin olun bundan koridorlarını genelde yeniyor. Malphite alsan da ne alırsan al. Koridorda seni bayağı bir darlıyor. İstediğini alabilirsin. Jayce'ler genelde böyle yapıyor. Evet seçim ve saklama ekranı bu şekilde. Ben Ahri ile Chovy'nin neler yapacağını çok merak ediyorum açıkçası. Bir diğer konu Buradaki Peanut'ın Sejani performansı. Zayarakan bakalım Kalista Alistar'a karşı nasıl oynayacak? Jace Atrox matchup'ında Doran'a Allah sabır versin. Jace oynayanlar genelde Atrox'lara gerçekten çok sıkıntılanlar yaşatıyor. Bakalım bu ikinci maçta neler göreceğiz? Hepinize iyi seyirler. Evet. Bu arada ikinci defa oynuyor Zeka. Bir tane, ma yani iki tane mağlubiyeti var ama gördüğünüz gibi. Bir tanesi oradan gelmiş sanırım. Ahri'yle win rate'ine baksanıza 23 win 4 lose arkadaşlar. Yani çok 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 fazla. Bakalım üst koridorda Keane neler yapacak. Ben işte Dora'nın problemli ol, olduğu durumlardan bir tanesi bu diyorum. Mesela Keane gitti J'yi saldı değil mi? Ve rakibini gerçekten problemli bir hale getirdi. Ama Doran böyle seçimler yapamıyordu. Anladın mı? Yani Doran daha klasik oynayan, daha böyle ne bileyim üst koridorda ben işte takım savaşlarını taşıyayım. Koridorda öyle çok absürt bir şey oynamama gerek yok. Ben iyi bir takım savaş oyuncusuyum gibi bir düşünce. Keane koridorda affetmez abi. İyi bir eşleşme yakalarsa Keane yılların oyuncusu ve yıllardan beri de iyi bir takımda oynamaya hasret. Geçen sezon KT ile çok iyi bir çıkış yakaladı. Adam zaten iyiydi bu arada. Çıkış yakaladı diyoruz ama zaten iyi adam. Ama bir de iyi takım geldi. KT otomatikman çok iyi yerlere geldi. Ve Sonrasında Genji Keane'i sonunda aldı ve Keane sonunda benim nezdimde bu iyi takım gördü. Gerçekten bak. Mesela Canyon içinde Canyon'la Chovy'yi buluşturduğumuz için bence çoğu insan mutludur. Hani Faker Oner ikilisi gibi bir şey Chovy Canyon anladım. Hatta böyle saf yetenek olarak baktığında Canyon Elziki'deki diğer ormancılara göre çok absürt bir üstünlüğü var. Hatırlayanlarınız vardır abi. Adamın Nidalee performanslarını, Lee Sin performanslarını falan. Yani çok absürt bir ormancı. Bunu çoğunuz biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Umarım biliyorsunuzdur ya da. Bu arada Ahri'yi gerçekten görmeyeli çok uzun zaman oluyor. Ahriyi genelde Habaset tercihiyle oynuyorlar. Çok güzel bir charm geldi Chovy'den. Güzel de bir hasar Zeka'ya. Bu hasar çok önemli mi? Değil. İki tarafta ışınlanıyla gelecektir koridora zaten. Ama bu tarz şeyler biraz da olsun moral motivasyon işidir. Anladın mı? Rakibine o korkuyu verirsin. Bak ulan bu adam iyi oynuyor. Mesela sen tek dereceliğe başlarsın. Adam bir iki tane E atar ahriyle. o yalnız Peanut'tan yine güzel bir baskın. Ya bu adam abi baskın işini yapıyor gerçekten. E, ve ki'nin sıçrasını almayı başarıyorlar burada. Neyse. koridorda mesela tek dereceli girdin. Rakibin geldi. Bir yetenek attı çok saçma bir yere gitti. Bir tane daha attı yine saçma yere gitti. Dersin ki lan bu adam ezik herhalde. Ya da böyle bir baskı hissedersin üstünde. Adam sürekli skill tutturuyordur vesaire oluyordur. Orada da o baskıyı hissedersin anladın mı? Hani bunlar yaşanan şeyler. Aynı şekilde Kanyon'un skorlara baskın mı atacak derken Kanyon çok güzel şekilde göstermedi kendini. Göstermedi diye gördük yani en azından. Bilmiyorum gösterdi mi göstermedi mi. Keen de hemen totemi kuruyor Aslında Doran adına koridor kötü. Çok kötü hatta. Lee de burada iki 2'yi de kaybediyorlar. Çünkü Doran'ın canı da az. Buraya Doran mecbur ışından atacak. Şimdi burada bunu fark eden Cenci tarafı üst koridora bir baskın atabilir. Neden? Kin burayı donduruyor. Bu demek oluyor ki Doran burayı bozmak için Sejani ile beraber gelme ihtimali çok yüksek. O yüzden de Lee Sin buraya bir şeyler yapıp yardımcı olabilir. Yalnız şimdi Canyon kendisini gösterdi kurtçuklarda. Burada Chovy'nin orta koridoru ittirmesi bence kesinlikle önemli. Çünkü orta koridoru ittirirse buraya yardım edebilir belki. 6. seviye oldu Chovy. Oradan bir şey çıkmıyor. Alt koridorda da Zayarakan falan öyle Eşit bir koridor gidiyor aslına bakarsanız. Doran da kullanmış ve Keen 12 milyonluk hatta bu 2 milyonu da aldığı zaman 14 milyonluk bir üstünlük kurmuş. Bana sorarsanız dakika 5.30'da bir koridor rakip koridora 14 milyonluk bir fark açtığında kesinlikle benim kendi görüşüme göre yeter abi. Yeter. Ha, daha fazla açsan iyi mi? İyi abi açabiliyorsan istediğin kadar aç zaten. Ama 12-13 milyon bu dakikalar için gayet iyi. Önemli olan sen bunu yavaş 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 nasıl arttırıyorsun? Önemli olan aslında bu. Sen 14'ü 2 milyon dalgası sonra 17, 4 milyon dalgası sonra 19, işte 10 milyon dalgası sonrası işte 25'te sabitleyebilirsen ne hala memleket abi. 10 numara 5 yıldız bir koridor. Şu an mesela atıyorum bunu nasıl sağlarsın? Bak son vuruş yaptı ki indi mi oraya? Koridoru bayağı iyi hale getirmiş. Normalde oraya dive atılabilir. Ama dive atılacak bir pozisyon yok. Çünkü burada kanyon ejderi almaya çalışıyor gördüğünüz gibi. Böyle bir durum olduğu için de Keen koridoru itirip bir tık geriye dönmüş numarası yapıyor ama geriye dönmemiş orada. Şimdi burada doran burayı random tüm yeteneklerini atıp ittirmeye çalışırsa bir anda king üzerine çökebilir mesela. Bu üst koridorların çokça kullandığı bir taktiktir. He, sana kötü yansır mı? Yansıma ihtimali yüksek. Niye? Senin orada çalıda beklediğin süre boşa gidebilir. Normalde üste dönüp gelebileceğin yerde sen üste dönmemişsindir. Rakibi bekliyorsundur ve rakip istediğin hamleyi yapmamıştır. Maalesef geriye dönemezsin derken burada sen güzel boyun rakibin sıçasını alıyor burada. Ama şöyle bir durum var işte. Biz yine bu toteme yetenek atma mevzusuna döndürelim onu. Jason o beklediği yer. Sen 10 kere beklersin güzel bir şekilde orada. Güzel ittirmişsindir falan. Atıyorum iki tanesinde orada rakibi yakalarsın. Öyle bir üstünlük sağlarsın ki rakip skordora o 10 maçın ikisinde. İşte seni diğer skordorlardan farklı kılan şey o olur mesela. Bunlar önemli detaylardır. Kötü bir eşleşme oynuyorsundur üste dönmüş numarası yapıp çalıya bir şekilde sızarsın. O kete eşleşmeyi bir üste dönme numarasıyla iyi bir hale getirirsin. Ne olur? Sen üste dönmüş numarası yapmışsındır. Adam ki koridoru ittirip bırakmıştır. Üste dönmüştür senin yanında. Tık sen çıkıp koridoru bir dondurup bir beyz atarsın. Hop rakibe bir milyon dalgası kaybettirirsin bedava. Bunlar ufak detaylar bu seviyeler için. Mesela Keen şu an dezavantajlı pozisyona geldi. Mantıken düşündüğü zaman. Niye? Çünkü üste dönmesi gerekirken dönmedi. Şalı da bekledi. Böylelikle Doran daha rahat bir oyun sergiliyor. Ama ona rağmen minyon sayısında bir fark var mı? 12 demiştik. Yine 12. Niye? Çünkü Keane minyon kaçırmıyor. Çünkü niye? Atrox Jays'e minyon kaçırtabilecek bir şampiyon değil. O yüzden de rahat rahat oyununu oynamaya devam ediyor. 12 değil 20 olmuyor ama ben bir hamle denedim. Hamlem başarısız oldu ama dur yıkılmadım ayaktayım diyor. Düz mantık yani sen bir iş yeri açtın battın ama çok batmadın hani bir şekilde kurtardın kendini gibi düşünebilirsin. Peanut'tan burada oyun. Kanyon'dan çok güzel bir kick geldi. Chovy orada skor almayı başarıyor. Bir ultisi daha geldi orada. Kanyon'a çok güzel girdiler ama maalesef orada Atrox da düşüyor. Chovy şimdi içeri girdi. O Keen'den çok kötü yetenek kaçtı. Ve burada bakalım kaça kaç lan? 2'ye 1 değişim oldu günün sonu yok. Sejuan da öldü pardon. 2-2 bir değişim. Lan oyunda hiç skor yoktu ki zaten. Tepeye baksam gözükecek. Ben de tribe girdim. Neyse 2-2 bir değişim. Ama burada kazanan kim sizce? Siz söyleyin sonra ben söyleyeyim. Biraz bekleyeyim. Siz düşündün ben cevaplayayım. Şimdi şöyle baktık. Tamam bunun cevabını bak. Şöyle bir baktık. Koridorları kim ittiriyor? Ahri ittirdi. Jayce ittirdi. Tamam artı bir. Plakayı aldı Ahri. Artı iki. Jace üst koridoru ittirdi rahat bir üste dönüş yakaladı. Daha geç üste döndüğü için daha fazla altında döndü. Ve ışınları birazdan gelecek. İsterse ışınları atar. Böylelikle Genji tarafı daha üstün gelmiş oluyor. Çünkü tempoyu devam ettirebildiler. Siz savaşın sonunda bak bunu unutmayın. Savaşın sonunda ayakta kalan kim? Yani kimler? Bu önemli. Destek kaldı çok da önemli değil tamam mı? Orada ayakta kim kaldı? Jace artı Ahri. Bir de şöyle skor almak zorunda değilsin. Ayakta kalmak dediğim şey canavuzu olarak da sen Ahri ile diyelim full cansın senin ormancın rakibi orta koridoru az cana düşürdü sen artı 1'sin abi niye orta koridor olmayacak sen orta koridoru ittireceksin İstediğin yere istediğin gibi hamle yapacaksın yani bunlar önemli olan orada Jayce Ahri bir anda öne geçti ve Jayce'in gördüğünüz gibi minyon sayısı farkı bir anda 18'e çıktı mis ilk eşyasını biten bir Ahri var. Ee, şu an mesela herhangi bir ormanda savaşta vesairede Chovy'nin charm tutturduğu direkt olarak ölü. Lee Sin'le beraber oynadıkları anda Lee Sin'in Sin diyorum Ahri'nin öpücüğünü yiyen rakibin yaşama ihtimali söz konusu bile değil. Çünkü ilk eşyasında bitirmiş durumda. Ben şu an Chovy'nin arkadaki miyonlara tek atıp atmadığına bakacağım. %90 atıyor da aynen rahatlıkla atıyor. Ee, bu da çok çok önemli bir orta koridor oyuncusu adına. Gördüğünüz gibi Chovy artık sürekli orta koridoru ittirip hareketleniyor. Aatrox hiçbir şey yapamıyor. Jay sürekli burayı ufak ufak darlayacak. Hatta kule altı bile yapabilirler. Çünkü Ahri'nin çok fazla hasarı var şu an. ve bakın Ahri'nin bu yaptığı hamleden kaynaklı Atrox bir kaybetti, iki kaybetti. Gördünüz mü? Chovine kaybetti. Hiçbir şey. Ya bak 2 milyon diyeceksiniz. Evet abi ne olacak? Hayır abi ne olacak diye bir şey yok. Bu seviyedeki adamlara böyle milyon kaybettiremezsen başka türlü kaybetmez adam. Anladın mı? Başka türlü kaybetmez. Ki zaten şöyle söyleyeyim. Bu seviyede o adam atrox geri çıktı ya. Senin benim seviyemde atrox geri çıkmayıp dive'ı yiyor zaten. Ya da sen Ahri'yle tüm skill'lerini kaçırıp sen ölüyorsun. <laughs> Bunun iki tercihi var yani. Bu arada Merkür'ün adımları gelmiş Chovy'den. Gayet güzel bir tercih. Rakan var, Seju var, Taliyah var. Merkür'ün adımları Chovy'yi bayağı bir koruyacaktır derken Sejuani arka taraftan geliyor ve burada hiçbir yeteneğini kullanmadan Çovi çıkmayı başarıyor. Bak burada yine akıl oyunu var. Akıl oyunu ne? Sejuani girdi. Rakibine ulti kullandırtmaya çalıştı. Ona göre ultisini kullanıp kullanmamaya karar verecekti. Ama Chovy de dedi ki lan bu adam bana ulti atsa dahi ben ulti atıp ulti atarım. Yani ultisine ultiyle karşılık veririm. Biraz hasar yerim ama kurtulurum gibi düşünerekten ultisini kullanmadı. Böyle bir akıl oyunu aslında. Bana sorarsanız Sejani oraya direkt ultisini atsa Ahri'yi bayağı bir canını azaltırlardı. Bu da aslında onlar için ekstra olurdu. Çünkü Taliyah'ın da orada gelecek bir hasarı vardı. Bakın üst koridorda eşya bittiği için. Burada Doran eşya altınını nereye harcamış? Ninja tabiye. Ninja tabiye harcadığı için de eşyası biten Jace şu an üst koridorda darma duman ediyor. Milyon sayısı farkı 27. Bak konu bu kadar. Bak 12 milyon kendi öne geçti. Ormanda çıkan savaştan kaynaklı bir tık daha öne geçirdi takım onu. Sonra Ahri'den bir hareket bir tık daha bir tık daha emekleye emekleye adamı güzel noktaya getirdiler. Lee Sin orada içeri giriyor. Çalmayı da başardı bu arada. Ahri içeri girdi. Bakalım hemen çıkmak isteyecek oradan. Kanyon sıçrasını attı ama yeterli olmadı. Lens de düşecek. Yalnız buradaki savaşı kaybedebilir. Cenci tarafı içeriye girdi. Chovy'den harika oyun. Pays. Harika bir sıçra attı içeriye ve orada skorları toplamayı başaran Cenci tarafı inanılmaz bir oyun oynadı buraya. Bak Lehends'i ultisi, ultisini sonuna kadar bekletti Pays. Chovy içeride sürekli gir çık gir çık o yavaş yeteneklerini bekleyerek oynaması inanılmaz bir geri dönüş takım savaşını yok ettiler resmen ve orta koridorda da çok büyük bir üstünlük sağlandı yine 25 milyonluk bir fark 1-0-4 Ahri bakın bu pozisyonu tekrar izleteceğim Ejder'i çalmayı tamamen bir köşeye bırakalım bak Ejder'e girdi çaldı Canyon hatta savaşı kötü de oynadı direkt sıçra atıp bir şeyler belki yapabilirdi Chovy'i izledik Q'sunu attı her şeyini attı çarmı yok şu an bak bekliyor arkada Çovi izle Şimdi giriyor. Q'sunu atıyor. Alistar'ın kombosuna. sonra Raka'nın W'sunu dojuyor ultiyle beraber. Alistar'a çok geç gelen bir ulti. Yani Cenci tarafı hani yetenek, zeka her şeyi birleştirip o kadar güzel bir savaş oynuyor ki. Canyon'un da sırıtış. Ne sırıtışı biliyor musun? Ulan bir bok yapmadım yine kazandılar. Ulan Dammon'da ben her şeyi yapıyordum kazanamıyorduk. Burada ben ne güzel ya. Lee Sin'le ejderi çalayım bunlar taşısın beni. Adamda o gülüş var anladın mı? Bak Chovy burada mesela niye düz bir çizgi hat halinde Q atmadı? Minyonlara yandan Q attı. Sebebi tam olarak şu. Oradaki çalıda biri olabilir. O yüzden de dikkatli olup yandan yandan güvenli bölgeden Q atmaya çalışıyor. Çok daha değerli. Bak onlar çok ufak detaylar. Yoksa oradan sallıyorum bir rakam çıkar birileri çıkar. Bir anda ne olduğunu anlamadan düşersin. Bunlar önemli detaylar. Burada Atrox bir şeyler dönüyor. Yalnız Atrox'a direkt olarak ultisiyle girdi Chovy. Oy çovi 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 orada rakan sıçra atmasa diyecektim. Pardon. <laughs> Pardon ulti kullanması düşüyormuş. Yalnız burada çovi artık düşecek. Viper'a yine çok güzel bir charm. Çovi kaçmayı başaracak mı buradan? Yani adam neredeyse ölmeyecek. Viper'ı öldürecekti adam. Öksürük için kusura bakmayın arkadaşlar. Tam takım savaşını anlatırken oldu. Ve bunlar olurken Jace alt koridordan kuleyi alıyor. Burada mesela ne olacak? Hemen Jace gerekirse üst koridor ışınlanan atabilir. Eğer rakip kuleye vuracaksa ve burada alametle beraber orta koridor kulesine vuruyorlar. Yine bak az önce anlattığım senaryo oldu. Ne oldu? Bak şimdi geri alıyorum. Bak şimdi. Chovy ölürken Delight yarı Ultisi yok. Viper bir canı var. Zeka ultisi yok. Doğru mu? Bak böyle bir senaryo. Sejani'yi de dövdüler. Şimdi burada eksik olan kişi Cenci. Ama sizce gerçek eksik Cenci mi? Bence değil. Jayce alt koridoru ittiriyor. Orta koridorda karşısında durabilecek birisi var mı? İşte o son ayakta kalan önemli dedim ya. Son ayakta kim kaldı? Genji'den birden fazla üye ayakta kalmışken maalesef Humble kimse ayakta kalamadı. Aslında anlatmaya çalıştığım şey tam olarak bu. Bakın burada Jace hemen üst koridor ışınlarını kullandı söylediğim gibi. Ve burada sanırım Atrox kuleye gidip ölmek zorunda kalıyor. Niye? Çünkü Jayce gelip öldürecek onu. Burada kuleye öyle bedavaya vurma yok. Adamlar hemen ışınlarını kullanıp seni orada darma duman ederler. Evet Keane'den harika bir Jace performansı. Bak ben bunu harika derim. Niye? Stabil, sakin, relax. Öne geçme tribi yok. O Doran klasik olaylarına başladı derken üst koridorda da Jace. İşte ben klasik, sakin dedim ya. Jace direkt öldü bak. Saniyesinde. Güzel bir sıçrı Lehens'ten. W'sunu da çok güzel kullanıyor. Ama maalesef yeterli olmayacak mı derken Kalista olduğunu unuttuk. Kalista geldi burada kurtarmayı başarıyor. Lehens'ten harika bir kaçış ya. Muhteşem. Çoğumuz öldü diye mouse klavyeyi bile bırakırdık yani. Ama burada yaşamayı başarıyor Lehends. Nasıl olduğuna bakalım. İşte. Hayır abicim bunu düşüneceksin. Keen. Kusura bakma. Senin gibi tecrübeli bir oyuncudan ben bunu beklemezdim abicim. Net. Yalnız burada neredeyse size kaydı düşürüyormuş ha. Şimdi Cenci tarafının az önceki maça nazaran nasıl bir avantajı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki tane ejderi almışlar. Okyanus ruhunu oynayabilirler rahatlıkla ve erken oyunları o kadar iyi bir durumda ki şu an rakip takımın onlarla gelip savaşma ihtimali gerçekten çok düşük. Bir takım baronu yokken vesairesi yokken böyle bir hamle yapabiliyorsa ben kule diyecektim ama böyle bir hamle yapabiliyorlarsa emin olun çok güçlülerdir oyunda. Burada komboyu bak cenci tarafı veya profesyonel arenalarda kombolar veya işte takım kompozisyonları böyle belirleniyor. Şimdi Ahri'nin öpücüğünü tutturmak çok zor değil mi? Yani E yeteneğini tutturmak zor. Hele ki böyle rakiplere karşı oynuyorsan. Ama Alistar'ın kombosunu yapması herhangi birine çok kolay. Şimdi karşıdaki Atrox'a kolaysa, Sejiye kolay, tar hepsine kolay Zaya hariç. Şimdi bunlara kolay olduğu için rakam bile olsa kim olursa olsun yapıyor Alistar komboyu. Ahri de geri kalanını hallediyor. Aslında kombo bu. Yoksa Ahri için E yeteneğini tutturduğu bir şampiyonu öldürmek ya da onu çok az cana indirmek çok da problem değil. Ben de yaparım onu. Ama işte bunu o kombolamak işin şey kısmı yalnız Chovy'ye çovi Chovy sıkıntılı bir durumda mı derken yok. Evet şu an 2.5 eşya olan bir Kalista var oyunda dakika 19 orta koridor 2. kulesi gitmiş. Ben şu an şunu merak ediyorum bu arada 2. eşyasının Chovy'de bitti büyük ihtimal. Şunu merak ediyorum dakika 20'de Gen.G hemen barona yapacak mı yoksa biraz bekleyecek mi? Burada kırmızı güçlendirme için bir savaş olacak gibi duruyor. Kanyon yine çalmayı başardı kırmızı güçlendirmeyi. Ama Kanyon'un canı çok azaldı. Tutuştur da geldi orada yalnız. Şimdi Alistar içeri girdi. Sejani fokusluyorlar. Sejani fokuslamak doğru mu diyecektim. Arka tarafa giren bir çoy var. Viper. Viper'dan harika bir oyun orada. Sıçrayla kitle kontrolünü sağlıyor. İnanılmaz bir hasar. Yalnız Lens içeri girdi. Pace ne yapıyor? Ooo Pace trollüyor derken Rakan'ın W'sunu da hocadı. İçeride düşen bir Lens var. Bayağı da hasar vurdu Jace ama maalesef yeterli olacak mı belli değil. Peyz'in sıçrası yok onu hatırlatalım. Doran sıçrasını kullandı girdi içeriye. Doran skor almayı başarıyor. Arka tarafta düşen bir isim var. Yalnız burada Baron alabilir Amma Life. Hayde bakın işte istediğiniz kadar öne geçin. Baron alacaklar mı bakalım. Yok almak istemiyorlar. İşte bak ulan tesadüfe bak ya. Az önce ne dedim? Baron'u kim durdurur? Jace gibi, Kaysa gibi, Ezreal gibi şampiyonlar. Normalde şu an az önce Genji aynı mantıkta baronu aldı. Karşıda Zeri Tristan'a falan yaşıyorken. Hatta ormancıları da yine Sejuani'ydi. Ama burada almayıktan vazgeçiyorlar. Neden? Çünkü canları az. Çünkü rakipte onları dürten bir tane şampiyon var. O bir şampiyon bile ne kadar yeterli olmuş oluyor. Onu da görmüş oluyorsunuz. Yalnız yine kırmızı güçlendirmenin orada bir şeyler. Chovy'den kaçan bir çarm var. Ama çok iyi hasar vurdu. Delight'ı yakalıyorlar burada. Delight direkt olarak düştü. Hani Chovy'nin çarmına bile gerek kalmadı. Çovi arka taraflara da çok iyi hasar vurdu bu arada. Onu da söylemek istiyorum. Yani orada bakın hem Viper'ın hem Zekan'ın canları çok çok az. Baron güçlendirmesine burada Gen.G tarafı girer diye düşünüyorum. Lance arka taraflarda bekliyor. Herhangi bir pozisyon olursa Sejani rakibin içine atacaktır derken burada Aatrox'u mu kovalayacaklar? Yok. Oradan bir şey çıkmadı. Burada Taliyah'tan da bir ışından geldiği için Baron olayı iptal oldu büyük ihtimal. Ve bunların hepsi olurken bir anda bir bakıyorsun hop ejder gelmiş zaten. Ejder ruhu için bu adamlar bizim yanımıza gelecek kardeşim bizimle savaşmak zorundalar mantığı yaklaşıyor Cenci'ye. Şunu hatırlatalım. Karşıdaki Zayah çok iyi bir durumda. İki eşyaya ulaşmış bir Atrox var. Sejuani yavaş yavaş tanklaşıyor. Cenci tarafı 2500 altın önde sadece. Hani çok önde düşünmemeleri lazım kendilerini. Tabii ki Kalista da güçlü. Onu bir kenara koyalım. Ama burada Hanvalife'ın takım savaşı kazanabileceğini biraz görmüş oldu Cenci tarafı. Hatta bu 2500 altınlık farkın en az 1500 altını zaten Jay's'tedir. O yüzden aslında ne orta koridorda ne nişancıda öyle inanılmaz farklar yok. Hatta fark yok. Baktığınız zaman bak nişancıya bak. Eşya olarak baktığınız zaman öyle inanılmaz fark var mı? Yok. Orta koridorda var mı? Yok. O yüzden Genji'nin dikkat etmesi lazım. İşte Kore Ligi'nin neden çok geliştiğini buradan anlayabiliyoruz. Bak. Genji domine ediyor diyoruz oyunu ama altın farkı bir şekilde açılmıyor yani anladım mı? Oyun kopma evresine çoğu zaman girmiyor ve şu an bir anda ejder ruhu için görüş alan taraf Hamma Yani Hamma bir anda orada üstün çıkıyor. Chovy burada üste döndü. Bir tane Zonya'nın altı eşyasını aldı. Chovy üst koridora ışığını attı. Burada Baron almak isteyecek Cenci tarafı. Rakip eğer ejder alırsa. Şimdi görüyor musunuz nelere döndü olay? Genji tarafı rakibi ejderden çıkartmak için, ininden çıkartmak için yani çomak soktu Baron'a girerek. Anladın mı? Burada sonra ne oldu? Oradaki görüş için daha rahat bir senaryo oldu Cenci'ye. Cenci'den de burada kesinlikle fena almayan bir hamle görüyoruz. Ama günün sonunda ejderi vermediler evet ama orta koridor kulesini vermiş oldular gördüğünüz gibi. Kanyon sürekli Q'larla bir şeyler deniyor. Bu sefer Baron tarafında görüşü kim elde etti? Genji. Bu sefer içeri girmeye çalışan kim? Hammalife. Avantaj kimin oldu? Genji'nin oldu. Bir orta koridor kulesi feda ederek ki onu da hani vermeme ihtimalleri böyle ufak da olsa vardı. Burada Viper'a tutan bir Q çok güzel kanyondan rakibin ultisini almak adına mükemmel bir oyun ya. Abi bak ben bu adamları izlerken gerçekten yani bambaşka seviyeye oluyorum ya. Cidden yani. Chovy'den bir charm tutsa orada biri daha düşebilirdi. Ve burada Ejder bu Aron'un takası. Bak Cenci'yi zorladı Baron Ejder takasına rakibini resmen zorladı. Burada Baron'a başlıyorlar. Bu arada rakip gelene kadar büyük bir ihtimalle alırlar diye düşünüyorum ben. E, pink'ler falan geliyor ama hiç bir önemi yok. Zaten burada Kalistaları var rahatlıkla. Yani rakip gelse bile çarp savaşına giremez zaten. Hem Lee'sin de giremezsin, hem Kalistayla. Burada Baron'u Cenci tarafı alıyor. Ya harika oyun ya. Bak gerçekten harika oyun. Söylenecek çok bir şey yok yani. Bak şu hamleye bak abi. Ha. bak 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 bak. Yani burada yavaş çekim Viper kötü ulti atmış olarak gözüküyor ama Viper ne olur ne olmaz ulti atıyor emin olun. Bir de şöyle bir durum var. Viper orada Canyon'a karşı oynuyor. Sen yarım saniye geç flash e, ulti basarsan bir anda kendini rakibin içinde bulursun. Öyle de bir durum söz konusu. O yüzden Viper işini garantiye almış. Kim bilir Canyon'dan kaç tane öyle tekne yedi. Kanyon'dan değil belki başka oyunculardan yedi. O yüzden yani böyle bir senaryo çıkıyor ortaya. Çovi orta koridorda. Çovi'ye bu arada Herhangi bir şey yapamazlar çünkü Chovy'nin ultisi rakipten kaçmak için o kadar güzel bir ultisi var ki hani rakipteki herhangi birisi ona engage atamaz mümkün değil yani atsalar bile kaçar kanyondan güzel de buluyor. Chovy şimdi orta koridora büyük minyonla yavaş yavaş vurduruyor hiç aceleye gerek yok. Yeni bir minyon dalgası geliyor zaten Çovi şimdi bir iki tane bile vursa hatta bir tane bile vursa diyecektim vuramadı. Burada Cenci minyon dalgalarını manipüle edemedi. O beni biraz üzdü yani edemedi derken etmediler. Sanki biraz daha böyle minyonları bekleseler çok daha iyi olurdu onlar adına. Mesela alt koridorda şu an ittirmese Kalista bakayım şöyle bir. Aynen ona benzer bir şey yapıyor ama bu sefer Viper öne çıktı. Önde minyonlara vuruyor ki hani rakibin buradaki minyonları beklemesine izin vermiyor Viper. O da aslında çok ince bir detay. Yoksa 2 milyon dalgası aynı anda gelecekti ve böylelikle Hamma Life tarafı sıkıntılı bir pozisyonda olacaktı. Bakın Chovy de orta koridor kulesini almak için gerçekten e, iddialı derken Atrox'a engage'ini atıyor. Burada hem Atrox W'sunu dojladı Chovy hem de bir engage yapmış oldu. Alt koridordan şimdi minyonlar geliyor. Chovy'nin ultisi var bir şeyler deniyor ama olmadı. Lance de şimdi içeriye girmiş bulunuyor. Bakalım burada nasıl koruyacak Amalak ya da koruyabilecek mi derken Lens'ten kötü bir sıçra geldi burada. İnibitör kulesini almayı başarıyorlar. Orta koridor inibitörünü aldılar. Orada Sejani'ye bir e tuttu. Sejani düşecek arka tarafta. Viper'ı oyalıyor kanyon. Arka tarafta Rakan'dan bir kitle kontrol ama yeterli değil. İşte bahsettiğimiz o tekme geldi kanyondan. Harika bir tekme ve Cenci tarafı yine ne yaptı böyle aradan yaptı. Çovi beyz atıyor. <laughs> Zonya'yı bitmek için büyük ihtimal aynen öyle. Yanına da bir tane aşırı büyük sopa aldı. Ve kanyondan güzel bir tekme geldi Viper'a. işte bahsettiğimiz o tekme buydu. Genji çok net. Gerçi bu maç çok net değil. Bu maç hata yapıldı. Öndeyken bir anda maç gitme noktasına geldi falan. Ee, ama Genji'yi kesinlikle kutluyoruz. Humble Life gibi ciddi bir rakiplerini yendiler. Ve bu ayın 9'unda T1 Genji serisi var arkadaşlar o seriye hepinizi bekliyorum. YouTube'a videosunu kesinlikle atacağım. Emin olabilirsiniz. En kötü bir bir sonraki gün olur. Yani işim çıkar, bilmem ne olur. Şimdi garanti bir şey söylemeyeyim. Bir sonraki gün olur ama atarım. Sakın gidip başka bir yerde izlemeyin. Bugünlük bizden kadar. Görüşürüz. Bay bay.